Evet, ülkece bizi çok üzmek isteyenlerin kullandığı başka bir enstrüman da milli takım üzerinden, milli takımda Merih Demiral'ın attığı 2 golü nasıl cezalandırırızı belki düşünerek yaptıkları 2 maçlık ceza uygulaması. UEFA'nın bu konuyla ilgili verdiği kararı hemen bir sizinle paylaşayım. Diyorlar ki Türk Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle katılabileceği toplam 2 UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar verilmiştir. Şimdi Merih Demiral genel davranış ilkelerine uymayarak ne yapmış? Onu herhalde sorgulamamız lazım. Nezaketi ihlal ettiği yer neresi? O da tartışılabileceklerden. Spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki bir gösteri için, yani aslında Türk dünyasını birleştirebilecek bir figürü kullandığı için biz de onu cezalandırırız demişler. Benim açıkçası bakış açım böyle. Birazdan hukuki gözle de bakacağız. Çünkü Avrupa'da birçok oyuncu her istediği simgeyi her istediği yerde kullanabiliyor. Hatta bazıları dünyanın her yerinde en edepsizce tanımlanabilecek hareketleri yapıyorlar ama 2 maç cezayı hemen uygulanacak şekilde almıyorlar. Merih'e neden bunu yaptılar? Biraz maksatlı olduğu ortada, ne amaçlandığı ortada ama yine en iyi yanıt. Biraz önce MİT'in işte yanına bırakmaz dediği, yarına bırakır yanına bırakmaz dediği gibi sanırım milli takım oyuncularımıza düşecek. Yarın umarım ki o cezayı verenlerin de yanına bırakmamak üzerine bugün moralleri iyidir. O yüzden de bir Batuhan Topal'a uzanalım. Tahmin ettiğimiz gibi mi, umduğumuz gibi mi? Nedir durum? Özellikle takımda bu cezayla birlikte konuşulan eden, yüze yansıyan, özellikle Merih'le ilgili aktarılabilecekler de olabilir. Hızlı bir yayın rica edeceğim. Çok konuğum var çünkü. Batuhan Topal. Salih Neyman, öncelikle şu an Berlin'deyiz. Bu dakikalarda A milli takımı taşıyan uçakta Berlin'e iniş yaptı. Önümüzdeki dakikalarda bizim çocuklar Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir yürüyüşe çıkacaklar. Aslında orada bir kez daha yüzlerindeki inanmışlığı göreceğiz. Ancak öğlen saatler 12'yi gösterdiğinde Barzenghausen'da A milli takımın kamp alanındaydık. Bizler de merak ediyorduk. Özellikle UEFA'nın soruşturması devam ederken ki henüz ceza açıklanmamıştı ama Alman medyasında soruşturma bir şekilde yapılmış ve hesap görülmüştü aslında dün akşam saatleri itibariyle. Biraz cezanın ayak sesleri gibiydi bunlar diyebiliriz. Öyle yorumluyorduk açıkçası ve kamp alanına gittiğimizde A milliler idmana çıktılar. Önce takım çıktı, gözümüz Merih'i aradı açıkçası. Acaba çıkacak mı yoksa ceza bekliyor, çıkmayacak mı ya da morali bozuk çıkmayacak mı diye. Daha sonraları, yani takımda gelen son oyunculardan birisi Merih oldu ve açıkçası içimizi ferahlatan bir şekilde geldi. Çünkü gayet keyfi yerindeydi. Gayet morali, motivasyonu yerindeydi. Yalnızca Merih'in değil, A milli takımın tamamının moralinin, motivasyonunun yerinde olduğunu sevinerek aktarabiliriz. Her birinin morali gayet yerinde bir şekilde Hollanda müsabakası için, yarın akşam oynanacak olan çeyrek final karşılaşması için son kez idmanlarını gerçekleştirdiler. İtalyan teknik adam Montella son taktiklerini verdi ve A milliler artık karşılaşmaya hazır bir şekilde Berlin'e, yani maçın oynanacağı şehre geldiler. Önümüzdeki dakikalarda belirttiğim gibi Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda A milli takım bir yürüyüşe çıkacak, her maç öncesi olduğu gibi. Orada bir kez daha Merih'i görmeye çalışacağız. Merih'in motivasyonunu görmeye çalışacağız ve beraberinde milli takımın motivasyonunu görmeye çalışacağız. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bugün öğlenki izlenimlerime dayanarak: UEFA'nın belki de A millilerin yolunu kesmek için başlattığı bu soruşturma, ki şaibeli olduğu alenen ortada, tam aksi bir şekilde bizim çocukların hırsına hırs ekledi. Belki yanan alevlerini harladı desek çok daha doğru olacaktır ki senin de belirttiğin gibi Salih Neyman, yarın akşam Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda zaten hep birlikte bunun böyle olduğunu göreceğimize inanıyoruz.